باسمه وي من شين الله يسبه بحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأعدد حاصل الضرب خروف ما أرسلتم لنا من الرسائل في عشرات دقايق. هذه الليلة الرغيب وليلة المعراج وليلة البارات وليلة القتر وأعطاكم الله بعددها ثوابا وحسنات. آمين. عزيز وصدق كارد الشرم بفداشر بصادق كارد الشرم. Evvela sizin bu mübarek şuur ve selase ve içindeki kıymetler leyali mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i regaib ve leyle-i kadir kıymetinde size sevap versin. Amin. Saniyen, sizin bu defa nurlu hediyelerinizin her harfine mukabil, Cenab-ı Erhamur Rahim'in defter amalinize bin hasene yazsın ve Asım'ın ruhuna bin rahmet versin. Amin. Salisen, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Risale-i Nur'un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan Kalem-i Husrevi, El-Hak Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenab-ı Hak bu kalemi bu hizmette muvaffak ve daim eylesin. Amin. Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı, büyük halinin sisteminde küçük halinin, mucizat-ı Kur'aniyesi, Mucizat Ahmediye'nin tam mutabık bir baki pırlanta tarzında mevki aldı. Erhamül Rahim'in her harfine mukabil yazana on sevap ihsan eylesin. Amin. Mehmet Tahiri, Küçük Lütfü'nün Hayrul Halefi ve Atabey'in kahramanı, bu havaliye nurlu ve güzel hediyeleri çok kıymetlardır. Rahmanur Rahim, hazine-i rahmetinden ona ve pederine, her harfine ve her kelimeye mukabil rahmet etsin. Amin. Aydınlı Hasan Olvi'nin kuvvetli kalemi, inşallah merhum Asım'ın noksan bıraktığı vazife-i Nuriye'yi tekmil edecek ve o güzel kalemle Asım'ın ve Lütfü'nün ruhlarını şahit edecek. Onun küçük hediyesi, ilerideki kıymetli hizmetlerini ihsas ederek büyük bir mevkiyi aldı. Allah ondan razı olsun. Amin. Risale-i Nur'un erkanı mühimmesinden ve resail içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevkiyi tutan ve onunla beraber manen yaşayan kardeşimiz Refet Bey'in mektubuyla, ve gül fabrikasının Gül Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bahçesini yetiştiren Husrev'in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim. Fakat şimdilik vakit müsaade etmedi. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin mektuplarınızdan o kadar mesrur oldum ki tarif edemem. Hususan Husrev'in çok kıymetli iki mektubunda Hacı Hafız'ın köyünde Risale-i Nur'un pek fevkalade bir surette tevessü, o iki mektubu nüsha gibi ve bir hüccet katıa gibi saklayıp bu havaldeki talebelere bir taziyane-i teşvik olarak gösteriliyor. Risale-i Nur, Kur'an'ın bir muzey manevisi olduğu gibi, Husrev'in kalemi de Risale-i Nur'un pek kuvvetli bir kerameti olduğunu buraca her gün tasdik ediyoruz. Husrev'in mektubuna karşı uzun mektup yazmak istiyorduk. Arzumuza muvaffak olamadık. Mübarekler kahramanlarından küçük halinin mektubu da bana büyük bir ümit verdi.'' Merhum Abdurrahman'ın elhak tam bir halefi olan kıymettar ve mübarek büyük kardeşi olan Mustafa Kulusi'nin, Hafız Ahmet isminde mübarek bir mahdumu, peder ve amcaları sisteminde Risale-i Nur'a hizmet etmesi, yeniden Abdurrahman dünyaya gelmesi kadar beni müferrah etti. Aras Atabey'de eskide lütfü, zekayı gibi iki kıymettar şakirtlerin yerlerini boş bırakmayan, Aras kahramanları olan Tahir ve Abdullah Çavuş'un Risale-i Nur'a hizmetleri, Aras hakkında endişelerimi tamamen izale etti. İsmailoğlu Hüseyin'in hastalığı beni müteessir etti. İnşallah tam bir lütfu olacak, çok da hizmet edecek. Sizlerin buraya gelen mektuplarınız kısmen tensikle layıkaya tercih ediliyor. Size bu defa mahrem sırrı inna atayna da ı gaybideki mücmel hakikata dair birden kalbi ihtar edilen bir fıkra ile tesettür risalesine haşiye gönderiyoruz bu şuuru selase 80 küsür sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahitler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda Leyle-i Migraç ve Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymetli eylesin. Amin. Ehemmiyetli fakat bir derece mahremdir. Aziz kardeşlerim, mahrem sırrı inna atayna da cifirle istihracım, Aynen münazarat risalesinde bir nur çıkacak ve göreceğiz diye gaybi müjdeler gibi, ilhami ve hak bir hakikati, fikrimle olan tatbikatımda bir kusur vardı. O kusur beni düşündürüyordu. Münazarat ve sünuhat gibi risalelerdeki müjde-i nuriye ise Risale-i Nur tam halletti. Geniş daireyi i siyasiye yerine yüksek bir daireyi i nuriye ile o kusuru izale ettiği gibi İnne Atayna sırrı mahreminde 12-13 sene sonra İslamiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak mealindeki istikracı cifri, çok geniş bir dairede olduğu halde, nur müjdesi sırrının aksine olarak dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek o hakikatin suretini değiştirmiş. Halbuki o istikracın gösterdiği aynı tarihte, o rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi. Ve aynı senede perde altında bilinmeyen ve küre arzın ekserini ve nevi beşerin kısma azamını istibdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve manen binler başından bir başı ve en müthişi olan o göçüp giden adam, tokat yediği aynı zamanda daha sene tamam olmadan o müthiş cereyanın bütün başları ve taraftarları, öyle semavi müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar, kıyamete kadar azabını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyan-ı semaviyeye ve İslamiyet'e ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dairede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin pisliği ile dünyayı mülevves ettikleri için aynı istihracın gösterdiği tarihte o mimsiz medeniyetin başına da öyle bir semavi tokat indi ki en karanlık vahşetten daha aşağı indirdi. Elhasıl sırrı inna atayna da çok geniş bir daire, dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise dar ve manevi fakat yüksek bir daireyi, geniş ve maddi bir daire suretinde tasvir edilmişti. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ediyorum ki bu iki kusurumu kuvvetli bir ihtar maneviyle ıslah etti. Übeddülullahü seyyatim hasenat sırrına mazhar eyledi. Elhamdülillahi biadede zerratil kainat. Aziz kardeşlerim, Sakın bu fıkranın vasıtasıyla o sırrı mahremi faşetmeyin ve o risaleyi de araştırmayın. Yalnız bu fıkrayı zararsız görseniz hastalara gösterebilirsiniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defaki mektuplarınız gelmeden evvel bir ihtar ile kendi cevabını keramet kerane yazdırmış. Demek mektup sahiplerinin fevkalade sadakatleri keramet derecesine çıkmış. Kardeşlerim, mektuplarınızda çok yüksek düşünce ve takdirat, binden bir hisse de benim olsa hadsiz şükrederim. Belki Risale-i Nur'un manevi şahsiyeti ve çok kesretli talebeleri içinde bilmediğimiz gayet yüksek bir makam sahibi bir zatın tesiratı ve kumandası hissediliyor. Benim gibi bin derece uzak bir biçarede tasavvur ediliyor. Hakkım olmadan bana verilen ziyade ehemmiyetiniz inşallah size zararı olmaz. Fakat Risale-i Nur'un hüsnü cereyanına zarar ihtimali var. Siz bir hakikati hissediyorsunuz, ve fevkalade sadakat ve ihlasınız inşallah hak görür. Fakat surette bazen aldanılır. Biz hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakiyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Ehemmiyetlidir. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim Evliya-i olan Hazreti Ziyaettin Kudüs'e sır ruhunun has müridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki Hazreti Ziyaettin bütün ulumu biliyor. Kainatta kutba azam gibi her şeye ıttılağı var.'' beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutbazam azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyayetini seversin. Yani o ünvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perdeyi gayb açılsa ve hakikati görünse, senin muhabbetin ya zail olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zat mübareği senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde, ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbetten oksan olmak, Bilakis daha ziyade hürmet ve takdirle bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyayettini, sen de hayali bir ziyayettini seversin. Haşi, çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın yüz defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti.'' Ey Risale-i Nur'un kıymettar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim! Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusurat ile âlûde mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil, üstad da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkat kerane, dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kusi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetli ve her ehli imana menfaatli bir hizmette taksimül mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstatlığı ve irşadı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır hem muvakkat ve mütehavvil siyaset alemleri, ebedi, daimi, sabit ihtimat imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla fevkalade hüsnüzan ve müfritane Ali makam vermek yerine, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır.'' onda terakki etmeliyiz. Elbaki hüvelbaki. Kardeşiniz Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un kahramanı olan Husrev'in bu defaki iki hediye-i ve keramet kerane o iki semavi hediyenin manevi icazını gözlere de gösterir bir tarzda, bu şuur selasede bizlere ve bu mühit'e hediye etmesi, Risale-i Nur noktayı nazarında mucizane bir hizmettir. İnşallah o gül fabrikasının kalemi buraları da bir gülüstana çevirecek. Cenab-ı Hak o kalem sahibine yazdığı her harfi Kur'an'a mukabil, Leyla-i Kadir'deki gibi 30 bin sevap ve rahmet ve hasene versin. Amin, amin, amin. El-Hak, Tahir'in de lemat hediyesini pek çok kıymetler gördük. İnşallah bu havalde ona çok sevap kazandıracak. Tam bir lütfudur. Allah muvaffak eylesin. Aziz kardeşlerim, sadakatinizden tereşu eden ve haddimin pek çok fevkinde hüsnü zanınıza karşı, bundan evvel verdiğim cevabın bir tetinmesi olarak, bu gelecek fıkrayı iki gün evvel yazmıştık. Sizin fevkalade sadakat ve uluv himmetinizden tereşu eden, bir hafta evvelki mektubunuza karşı hüsnü zanlınızı bir derece cerh eden benim cevabımın hikmeti şudur ki, bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen o zattaki bu zamanda gelse, harekatını o carayanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Hem üç mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri imandır. Hakikat noktasında en mühimi ve en azamı iman meselesidir. Fakat şimdiki umumun nazarında ve hala alem ilcatında en mühim mesele, hayat ve şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da üç meseleyi birden umumru yüzeminde vaziyetlerini değiştirmek, nevi beşerdeki cari olan adetullah'a muvafık gelmediğinden, herhalde en azam meseleyi esas yapıp öteki meseleleri esas yapmayacak. Ta ki iman hizmeti saffetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk ifal olunabilen akıllarında o hizmet başka maksatlara alet olmadığı tahakkuk etsin hem 20 seneden beri tahrip kerane eşeddi zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki de 20'den birisine itimat edilmez. Bu acib halata karşı çok fevkalade sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyeti İslamiye lazımdır. Yoksa akim kalır ve zarar verir. Demek en halis ve en selametli ve en mühim ve en muvaffakiyetli hizmet Risale-i Nur şakirtlerinin daireleri içindeki kutsi hizmettir. Her neyse, bu mesele şimdilik bu kadar yeter. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve bu eyyam mübarekede dua ederiz. Ve makbul dualarını gelecek eyyam ve leyali mübarekede istiyoruz. Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela sizin leyle-i beratınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter amalimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve böylece bayrama kadar Allahu ceal leylete kadrına fî Ramazan hayran min elfi şehrillene ve li talabeti resailin nuri sadıkîn duasını etmeye niyet ettik. Hem sizin iki mucizeli Kur'an'ı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşallah o derece medarı bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhat olacak ki, hakkımızda bu Ramazan'ın her bir günü bir leyle kader hükmüne geçeceğini rahmet-i ilahiyeden ümit ederiz. Şimdiden biz tedbir ettik ki iki Kur'an'ı Risale-i Nur'un buradaki has talebeleri Ramazan-ı Şerif'te her biri her günde bir cüzünü sizinle beraber okumak ile Ramazan'ın her gününde bir hatme-i Kur'an'ı olarak manevi ve çok geniş bir mecliste Isparta ve Kastamonu'yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak nakşide hatme-i hacegan tarzında fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur'un bütün şakirtleri manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvuru ile okunmak, o kutsi hatmeyi yapmak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden tevfik niyaz ederiz. Saniyen, Hacı Hafız'ın Sav Köyü'nün kahraman talebelerinin fevkalade hizmetleri, Oralarda sebebi teşvik ve medarı gayret ve numune-i imtisal olduğu gibi. Bu havalde daki onların o harikulade sayu gayretleri fevkalade hüsnü misal ve numune-i gayret olarak ehemmiyetli bir intibah ve ihtiyaka sebebiyet vermiş. Kahraman Husrev'in onlara dair mektupları mübarek nüshalar gibi tembellik, lakaytlık hastalıklarına müptelâ olanlara şifa olur, ellerde gezer. Salisen sizin buraya gelen kıymetli mektuplarınızı layıkaya yazmışız. Fakat bazı kelimeleri tayyettik. ettik. Müfritane Hüsnü gelen cümleleri tadil ettik, gücenmeyiniz. Rabian, İslam köyü kule önü ortasında olan ve Sıddık Sabri ve lütfu gibi talebeleri yetiştiren Atabey Karyesi çok defa hatırıma geliyordu. Acaba bu köy neden geri kaldı, söndü diye düşünüp müteessir oluyordum. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki, Tahir ve Abdullah Çavuş, o endişemi tamamıyla izale ettiler. Büyük bir teselliyi bana verdiler. Hatta Tahir'in bu defa bize hediye ettiği lemalar ve yedinci şuayı bir cilt içinde cilt ettikten sonra mütalaa ettim. O Tahir'de bir husrev, bir lütfü, bir asım gördüm. Cenab-ı Hak ondan ve sizlerden ebediyen razı olsun. Onun o on nüshası burada çok iş görecek inşallah. Kur'an-ı Azimüşşan ve muciz Beyan'ın Hizbül Ekberül Azam namında Resail-i Nuriye'nin menbaları ve esasları olan 500'den fazla ayetleri yazdık. Bu Ramazan'da size göndermeye muvaffak olamadık. İnşallah bir vakit size gönderilecek. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz. Ve bu mübarek eyyamda ve leyali dualarını isteriz. Bismihi Subhane ve immin şeyin illa bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, Gavs-ı Azam'ın feynneke mahrusun bi ile inaye, temin kerane fıkrası, şimdiye kadar Risale-i Nur'un şakirtleri hakkında tamamen mutabık çıktı. İnşallah Husrev, Rüştü, Refet gibi kardeşlerimizin, bilhassa Husrev gibi çok metin bir rüknün müfarekatı, sureten elim ve zararlı göründüğü halde, gayet hayırlı bir suret almasını rahmet-i ilahiyeden ümit varız. Hatta hapsimiz musibeti gerçi zahiri bir azab idi. Fakat hakikat noktasında hizmetimiz hakkında büyük bir inayet ve rahmete çevrildi. Dillahilhamd sizlerin gayretinizle o havalde çok husrevler var, meydana çıkmaya başlamışlar. Belki çok zamandan beri mütemadiyen çalışmaktan husreve bir istirahat verildi. Ve kıymetdar kalemi yerinde mübarek lisanı ve halisane ahvali yine kusi hizmetini idame etmesini inayet ilahiyeden ümit varız.'' Nasıl ki Feyzi ve Salahaddin'in askerliği de öyle mübarek oldu. Kardeşlerim, bu hadise münasebetiyle Risale-i Nur'un tam mutabık çıkan bir ihbar-ı gaybisini beyan ediyorum. Husrev ve Hulusi ve Rüştü ve Refet gibi Risale-i Nur'un çok şakirtleri, mesleki askeriye ve bu ikinci harbi umumiyeye münasebettar bir surette girmelerini ve ikinci bir harbi umumiye olacağını ve iştirakimizi yani talebelerin iştirakini 6-7 sene evvel haber vermiş.'' Çünkü 28. lema olan ikinci keramet aleviyenin ikinci emarede feya hamilel ism bahsinde fekatil ve la beraber olsa 1940 küsür oluyor. Allahu alem o tarihte bir harbi umumiye iştirakimizi yani eski müttefikle değil belki taraf tarane onun hasmıyla iştirake işaret ediyor diye haber vermiş. İşte şimdi aynı tarihtir ki Risale-i Nur'un erkanı mühimmesi iştirak ediyor. Kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Hilmi, Feyzi, Nazif, Emin sizlere selam ve arzu hürmet ederler. Elbaki, Hüvelbaki, Said Nursi